Aylar oldu aylar. Aylar yıllara doğru yavaşça ilerliyordu. Ve adamlar sonunda bir Thor fragmanı yayınlayalım dediler. Bakın siz şu işe. Ha pardon, bu arada düzeltiyorum, bu fragman değil, bir trailer değil, teaser olarak geçiyor. Süresi de zaten bunu belirtiyor arkadaşlar. 1 dakika 29 saniye. Peki soruyorum sevgili Marvel'a. Bir teaser gaza geldiğimiz, zaten hali hazırda heyecanlı olduğumuz bir filme olan beklentimizi nasıl düşürebilir ya? Nasıl becerdiniz kardeşim siz bunu? Bildiğiniz filmi deli gibi bekleyen ben, teaser yüzünden filme olan beklentim düştü. Tamam, çok hızlı girdik arkadaşlar. Yavaş yavaş neden böyle olduğundan ve de neden beğenmediğimden bahsedeyim. Ayrıca teaserda gözünüzden kaçan bazı ufak detaylarda değinelim. Teaser aslında çok güzel başlıyor. Thor'un böyle geçmişinden, geleceğinden veya kim olduğunu bilmediğinden, kendini bulmaya çalıştığından bahsediyorlar. Ayrıca bize gösterdikleri sahnelerde benim çok hoşuma gitti. Açıkçası tüm teaser boyunca sinematografi çok iyi duruyor. Mekanlar, çekim açıları, renkler falan çok hoşlar. Fakat tabii ki de bir filmde bakacağımız ilk şey sinematografi olmayacaktır. Biz onun yerine Thor karakterine dair güzel bir hikaye bekliyoruz. Thor'u böyle çok çocuksulaştırmaya, böyle kendinden, kendi özünden çok uzak bir karakter olarak yansıtmaya başladılar. Bu da benim hiç hoşuma gitmedi maalesef. Ayrıca bir de zaten Avengers Endgame'de Thor'un şişman olması bizim gözümüze batmışken, şimdi bir de bu teaser'la Thor'un nasıl zayıfladıklarını gösterdiği bir kısım var arkadaşlar. Buradan Taika Waititi ve Marvel'a sesleniyorum. Biz Thor'un nasıl zayıfladığını, nasıl spor yaptığını görmek istemiyoruz arkadaşlar. Aranızda bunu görmek isteyen var mı ya? Koskoca yıldırım tanrısı Thor'un spor yapıp zayıflamaya çalıştığını görmek istemiyorum ben açıkçası. Umarım bu sahne sadece teaser özel bir sahnedir. Asıl fragmanda veya filmde ben böyle bir sahne görmek istemiyorum canlar. Bunun dışında teaser'ın ilerleyen sahnelerinde Guardians of the Galaxy ekibinde görmeye başlıyoruz. Muhtemelen Guardians of the Galaxy ekibi ve Thor böyle diğer diğer gezip orada asıp kesiyorlar veya hırsızlık yapıyorlar, artık bir şey yapıyorlar gibi görünüyor fragmanda. Beğendiğim kısımlar bunlar oldu aslında. Guardians of the Galaxy ekibini görmek iyi bir histi. Hoştu yani. Thor kahramanlık yıllarım ve kahramanlık yaptığım yıllar sona erdi tarzında bir şey söylüyor. Aslında zaten filmin bu konsepti güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sadece bunu teaser'da yansıtamamışlar maalesef. Thor artık savaşmaktan yorulmuş ve barış istiyor gibi duruyor. Fakat elbette ki film içerisinde Gor onlara saldırdığı için barış yerine adam tekrardan kahramanlığa dönmek zorunda kalacak. Bu elbette ki aslında benim ilgimi çeken ve güzel bir konsept. Lakin bunu teaser'da çok kötü yansıtmışlar. Arkadaşlar deminden beri size teaser beğenmedim söylüyorum. Tamam, filme dair beklentimi bir tık da olsa düşürmüş olsa da asıl fragman yayınlandıktan sonra bence tekrardan filme heyecanlanacağız. Çünkü filmin içerisinde yatan asıl cevher bence çok kuvvetli ve güzel olacaktır. Bu teaser'da daha çok filmin komik yanını yansıtmaya çalışmışlar. Ayrıca zaten Taika Waititi Thor Love and Thunder filminin Thor Ragnarok filminden daha da komik olacağını söylemişti. Yani karşımızda ciddi bir film olmayacak zaten. Böyle bir beklentiye giremeyiz maalesef. Bunun dışında teaser'da ilgimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Acaba Zeus'u mu gördük diye düşündüm. Ya tam olarak kavrayamadım ben orayı. Ya gerçekten Zeus'u gösteriyorlar ya da Zeus'a gönderme yapıyorlar arkadaşlar. Açıkçası ne olacağı belli olmaz şimdi. Bu film Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminden sonra vizyona girecek. Paralel evrenlerden Zeus geldi diye bağlarlarsa şaşırmam açıkçası. Hani ne olacağını artık filmde görürüz diye düşünüyorum. Hatta gerçi Zeus'un heykelini de görüyoruz ya. Bildiğiniz galiba bu filmde Zeus olacak. Ya da ben yanılıyorum artık, bilmiyorum, bunu yorumlarda tartışalım ama filmde Zeus olacaksa Thor ile kapışacak mı, nasıl olacak, harbiden çok merak ettim ben bunu. Bunun dışında bir de sonunda gördüğümüz bir sahne vardı, o sahne benim çok hoşuma gitti, yani beni güldürmeyi başardı. Lakin elbette ki Thor filmde bu tarz sahneler görmek insanları üzebilir. Üzgünüm arkadaşlar, böyle ciddi, ağlamaklı, dram filmi falan bekliyorsanız öyle bir şey asla bulamayacaksınız bir Thor filminde artık. Gelelim fragmanın, daha doğrusu teaser'ın en ama en göz alıcı, zaten en beğendiğimiz sahnesine. En sonlarda Jane Foster'ın çekici kendine doğru çektiğini ve geri geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar, zamanında benim Thor filmine dair ürettiğim bir teori vardı. Acaba film Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminden sonra geçeceğinden, Doctor Strange filminde paralel evrenlerin karıştığını, bu yüzden de farklı bir evrenden Jane Foster'ın bizim evrenimize geldiğini görebilir miyiz demiştim. Ve fragmanda da sanki öyle bir şey olmuş gibi duruyor. Thor'un Jane'i öyle görünce acayip şaşırması, Jane Foster'ın da Thor'a farklı bir bakış atması, daha doğrusu farklı durması. Ne bileyim ya, sanki bu Jane Foster farklı bir Jane Foster gibi geldi bana. Ama elbette ki çekiç muhtemelen bizim evrendeki kırılan çekicimiz olacaktır arkadaşlar. Çünkü zaten çekişteki o kırılma izlerini görüyoruz hep beraber. Belki de Jane Foster farklı evrenden geldiğinde onun güçleri çekici bir araya getirmiş olabilir. Hatta bakın şöyle bir teori de bırakıyorum ortaya. Biz bunca zamandır Thor evreninde Gor karakterini görmedik ya. Bu karakterin pat diye çıkıp gelmesi belki de absürt olabilirdi. Lakin onu şöyle bağlasalar, paralel evrenden Gor karakteri bu evrene saldırmak için hazırlansa, Jane Foster da Thor'u Gor gelecek kardeşim hazır olun savaş başlıyor diye uyarmak için bu evrene gelse, sizce bu olay nasıl olurdu? Bana kalırsa filmde böyle bir olayın olması çok olası. Jane Foster'ın da Gor karakterinde paralel evrenlerden gelme ihtimali çok yüksek. Paralel evrenlerin bozulma olayı Doctor Strange 2 filminde çözülmeyecek, aksine daha da kötüleşecek. Zaten Thor'un teaserından bu kadar az şey görmemizin sebebi de muhtemelen Doctor Strange'den spoiler vermemek olabilir arkadaşlar. Evet canlar, benim teaser hakkındaki görüşlerim
bu şekildeydi. Beğenmedim yani olmamış gibi görüyorum ama bazı kısımlarında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bana kalırsa asıl fragman çıktığında çok daha iyi olacaktır ve yine muhtemelen filmde iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Abone olmayan kullanıcılar aramıza katılırsanız çok iyi olur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.